Şimdi arkadaşlar, herkesin bir MTF şablonu olmak zorunda. MTF ne demek? Multi-time frame çalışma demek. Asla grafiğinizde açıp 30 dakikalık grafikte ben çalışıyorum deyip de 30 dakikalık grafikte çizip 30 dakikalıktaki change of'dan 30 dakikalıktaki işte hem arz talep bölgesini kullanıyor hem change of kullanıyor. Böyle bir trade şekli ve stili olamaz. Bir, alanları çizdiğiniz, yani arz talep bölgelerini belirlediğiniz zaman dilimi olur. Bu ana time frame'ınızdır sizin. Ana time frame. Grafiği çizdiğiniz, grafiğin alanlarını çizdiğiniz zaman dilimi olur. Bu bizim ana time frame'ımızdır. Bir de en önemlisi budur. Daha sonra ikinci önemli olan, çünkü işleme gireceğiniz bölgeyi belirlediniz. Ana time frame en önemlisi. İşleme gireceğin bölgeyi belirledin. İkinci önemli olan işleme giriş zamanı. İşleme giriş zamanın ana time frame'ından daha düşük bir zaman dilimi olmalı. Örneğin ana time frame'ın 1 saatlik ya da 30 dakikalık bir grafikse, işleme giriş zaman dilimin bunun altında bir zaman dilimi olmalı. İşleme gireceğin grafik zamanı. Ne olabilir? 5 dakika olabilir. Ne olabilir? 15 dakika olabilir. Ne olabilir? 1 dakika, 3 dakika olabilir. Artık o senin tercihin. Bu işleme giriş zamanındır. İşleme giriş için kullandığın time frame'dir. Bir de HTF sağlama yaptığın zaman dilimleri vardır. HTF'de ana time frame'ında göremediğin, ekrana sığmayan, manzarayı, akışı daha net görmeni sağlayan HTF ana time frame'ından büyük. Ana time frame'in örneğin 1 saat ya da 30 dakikaysa, 1 saat ya da 30 dakikadan büyük bir zaman dilimi. Orada kontrolünü yaparsın HTF'de. Daha yukarısında, daha aşağısında bir bölge var mı? Daha iyi bir bölge var mı? Grafiğe baktığım açı içerisinde görmediğim, gözümden kaçan bir şey var mı? O HTF time frame'ında, sağlama zamanında akış ne yöne gibi bakarsın. En önemlisi birinci ve ikincisini belirlemektir. Yani ana time frame'ınla işleme giriş zamanını belirlemektir. İşleme giriş zaman diliminiz de arkadaşlar, yani atıyorum 1 saatlik ya da 30 dakikalık sizin ana time frame'ınız ise, 1-3-5'deki işte değişimlerden, reversal'lardan, 1M-3M-5M'deki, 1 dakika, 3 dakika, 5 dakikadaki grafikteki change-off'lardan işleme girerim gibi bir söylemde bulunmanız yanlış değil. İlla her seferinde 1 dakikalık change-off'tan, illa her seferindeki 3 dakikalık change-off'tan işleme girerim diye kati ve net bir şey belirtmek zorunda değilsiniz. Şöyle bir şey olmaz. Bir adamın ana time frame'ı bazen 4 saat, bazen 30 dakika olmaz. Bazen 30 dakika, bazen 1 saat olabilir ana time frame'ı. Ama bir gün 4 saatlik, bir gün günlük grafik ana time frame'ı, bir gün 30 dakika olmaz. O zaman ne tür, yani cup trader mi, gün içi trader mi olduğu şaşar. İşleme giriş zamanı da böyle arkadaşlar. O anki yapı neye müsaitse, 1M, 3M, 5M bunu belirleyebilir. HTF zaten ana time frame'inden yukarıdaki bir zaman olduğu için çok da fark etmiyor. Şimdi arkadaşlar, şu şema üzerinden bir gitmeye başlayalım. Hem biz nereleri trade ediyoruz? Hangi noktaları trade ediyoruz? Buna değinelim. Hem işte fake kırılımlar üzerine bir bakalım. Fake kırılımlarda neden av alıyoruz? Bunun üzerine bakalım. Hem de farklı zaman dilimlerindeki akışı nasıl değerlendirmeliyiz? Buna bir göz atmak istiyorum. Arkadaşlar, günlük grafiğimiz, kırmızı ile simgeledim. Günlük grafiğimizde gördüğünüz üzere drop, base, drop, düşüş, bekleme ve düşüş şeklinde bir düşüş trendimiz olsun. Ana akım bir düşüş trendimiz olsun. Fiyat düştü, 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 bir noktaya kadar geldi. Bu noktadan da arkadaşlar, bu geldiği noktadan da
4 saatlik grafikte, bakın 4 saatlik grafikte bir dip yapıyor. Sonra o dipin likiditesini alıp change off veriyor. Change off vermesiyle beraber ne oldu arkadaşlar? Burada 4 saatliğe göre yön ne tarafa artık? İnteraktif yapabiliriz arkadaşlar dersi. 4 saatliğe göre yükselen trend demeyiz, düşen trend demeyiz. Yeşil olarak yükselen. O zaman bir günlükte düşen trenddeyiz. 4 saatlikte yükselen trenddeyiz. Şimdi bir günlükte artık son swing hareketimiz şura olsun arkadaşlar. Şöyle bir çizelim. Şurası. Daha doğrusu son alanımız. Son düşüş, bariz düşüş hareketimiz şu mecra olsun. Kırmızı nokta noktayla belirleyelim. Şöyle belirleyelim. Buraya itirazınız var mı arkadaşlar? Şu kırmızı bizim düşmüş, beklemiş, düşmeye devam etmiş güçlü bir şekilde. Bir alan yapmış, doğru mu? Daha sonra bu alan içerisinde burada muhtemelen bir bölge buldu grafikte. Bir ne bölgesi bulmuş olabilir arkadaşlar? Demand bölge hocam. Demand bölge, talep bölgesi, evet. Bir talep bölgesi buldu. Fiyat demand bölge buldu. Ve burada ne yaptı arkadaşlar? Yukarıya doğru change of gerçekleştirdi. Artık 4 saatlik de trendimiz ne yöne? Yukarıya doğru, değil mi? Fiyat yukarıya doğru hareket etti. Şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Unutmadan söylemek istiyorum. Şimdi günlük grafikte, 4 saatlik grafikte bir alan çizdiniz, bir arz ya da talep bölgesi çizdiniz diyelim. Ama ana time frame'ınız 30 dakikalıkta. Arkadaşlar o günlükte çizdiğiniz yapının, mesela şurada bir bölge çizsem, bu yapının içerisinde de 30 dakikalıkta aşağıya burayı çizdikten sonra 30 dakikalığa indiğinizde 30 dakikalıkta muhakkak bir alan vardır. Yani günlükte bir alan çizdiğinizde ana time frame'ım 30 dakika ama bak günlükte de ana time çizdi. Arkadaşlar burada günlükte çiziyorsun ama 30'da indiğinde baktığında burada hatta zaten inip bakmalısın daha ayrıntı bir zaman çizmek için. Bir alan görürsün işleme girilecek 30 dakikalıkta. Yani burayı çizdiğinde aynı zamanda 30 dakikalıktaki bir alanı çizmiş olursun. Günlük grafikte bir arz bölgesi çiziyorsun ama ana time frame'ımda çizerim, ana time frame'ımda grafikleri çizerim dediğinden farklı bir şey yapmıyorsun. Neyse devam edelim. 4 saatlik de yükselen trend var. Yükselmiş, yükselmiş, yükselmiş. Buralara kadar gelmiş. Bu arada farz misal verdim örnekleri. Yani burası 30 dakika değil, 1 saatte olabilir. Fark etmez. Ben 30 dakikalık olarak verdim. Şimdi ilk önce 30 dakikalığa gelmeden önce bu bölge arkadaşlar, bu bölge bir arz bölgesi mi? Günlükteki bu bölge drop evet, base drop evet, yaptı. Bir arz bölgesi. Bunun rengini bir değiştirelim ya. Daha hafif bir renk yapalım. Burası bir arz bölgesi arkadaşlar. Şöyle şuraya arz bölgesi yapalım. Bakın bunun yine söylüyorum. İçinde yani bunu çizdiğiniz zaman 30 dakikalıkta çizmedi, günlükte çizdi diyemezsiniz. Kabaca günlükte çizmiş olabilirsiniz ama ayrıntıda bakarsınız 30 dakikalıkta en güzel bölgeyi belirlersiniz. İşte burada imbalanslı şekilde aşağı düştü. Aşağıdan bir talep bölgesi bulup 4 haftada change off yaptı. Günlükte hala düşen trendde, 4 saatlikte yükselen trendde. Sonra bu noktaya geldi. Hadi 4 saatliğe göre şeyleri de çizelim arkadaşlar. 4 saatliğe göre bölgelerimizi de çizelim. 4 saatliğe göre nasıl bölgeler oluştu burada change of olduğunda? Bir, şurada FTR oluşmuş mu arkadaşlar? Evet hocam. Bir FTR bölgemiz var. Bunu da biraz tonunu hafif yapalım.
Böyle şey olsun. Ne bölgemiz var? Bir FTR talep bölgemiz olsun. Evet. Şimdi başka ne var burada trade edebileceğimiz? QML var Bir mı? QML Evet. var. QML aynı zamanda hangi noktalara denk gelirdi? O zaman. Breaker QML. yok pardon. Evet, order Order. blocklar, decision pointler bunlara denk gelirdi. Güzel. Bir böyle bir bölgemiz de var. Sonra şurada neyimiz vardı? Bunun karşılığında burada değil. Bunun karşılığında change of'un olduğu noktanın flag limit çok güzel. Tam bu change of'un olduğu yerde arkadaşlar. Change of'u yazıyla göstermeyelim. Şöyle ne de böyle kalsın hadi. Burada da arkadaşlar bizim flag limitimiz var. Şimdi bizim temelde trade ettiğimiz 3 bölge FTR, flag limit, QML oluştu mu arkadaşlar? Evet Oluştu. hocam. Şimdi şuna dikkat arkadaşlar. Yukarıdaki artık 4 saatlik de mi neyde mi günlükte olduğu için ayrıntıya inmedik. Kabataslak baktık ama kabataslak baktığımızda şunu da unutmayalım. Burası ne? Şu çizginin olduğu yer. Bir breaker değil mi? Evet Yani hocam. muhtemelen orada da ne var ayrıntıda? Bir Flat limit. flag limit var. Çok güzel. Şunu kopyalayalım. Daha kolay olsun. Şurada bir flag limitimiz var. Onun rengini de yine kırmızı yapalım. Flag limit yazalım buraya. Yukarıda da arkadaşlar valid bir. Çünkü devam olduğu için biz de ayrıntısını bilmediğimiz için günlük olarak çizdiğimiz için yukarıda da bir ne vardır? Valid bir arz vardır. Flag limit de arzdı. Yeni aşağı doğru düşüş yaptırdığı için, yeni dip yaptırdığı için valid bir arz bölgesi var. Doğru mu? Şu imbalanslı alanları da işaretleyelim. Mesela şurası imbalanslı olsun. Mesela burada fiyat buradaki imbalansları aşağı doğru imbalanslar oluşmuş olsun. Onları gidermiş olsun. Artık imbalans kalmadığı için onları silelim de kafa karışmasın. Burada imbalanslar giderilmiş. Buraya kadar olan örneğimizde. Evet. Şurada yükselirken imbalansları belirleyelim. Onlar giderildiği için. Şurada imbalans olsun. Şurada bir imbalans bırakalım. Burada bir imbalans bırakalım. Evet. Şimdi 4 saatlikte yükselen trenddeyiz. Günlükte düşüş trendindeyiz. Bölgeleri belirlemişiz. 30 dakikalıkta fiyat buraya gelmiş. Buradan aşağı doğru change of yapmış. Aşağı doğru change of yapmış. İlk önce flag limite çarpmış, düşmüş, sonra da yeniden gelmiş şuradaki imbalansı da gidermiş, şuradaki boşluğu da gidermiş, valid arz bölgesine çarpmış. Muhtemelen bunu günlükte şöyle bir bölge büyük dikdörtgen gibi ilk çizdiğimiz gibi çizersiniz. Ama ayrıntıya indiğinizde işte 30 dakikaya indiğinizde şurada bir arz bölgesi, şurada bir imbalans, şurada başka bir flag limit görürsünüz arkadaşlar. Sonra işte 30 dakikalıkta fiyat buraya çarpıyor. Sonra yukarıya gidiyor ve change off'unu yapıyor arkadaşlar. Şimdi bununkini çizelim. 30 dakikalıktakini çiziyoruz. Burası ne arkadaşlar? FTR değil mi? Drop, kırılım da vermiş. Base, drop şeklinde. Doğru mu? Doğru hocam. Sadece FTR değil, FO da olabilir arkadaşlar bunlar. Yani illa FTR diyoruz ama
neydi? Kırılımdan sonra karşılaşılan ilk bez bölge. Direnç bölgesi. İlk tepki bölgesi. İlk illa yani tek bununla FTR gibi kısa hızlı olmak zorunda değil. Bazen bekleme yaptığı şekilde ilk gösterilen tepki, mukavemet mi denir? İlk direnç orada gördü. Tabii yükselirken destek direnç anlamında değil. İlk karşı konuş. Hareketin akışına yükselen bir hareket var. Hareketin kırılımdan sonra gösterdiği ilk karşı konuştur. Karşı konuluştur first obstacle. Aşağı doğru hareket var. İlk kırılımdan sonra karşılaşılan ilk karşı konuluştur first obstacle. Yani FTR ya da first obstacle olabilir. Ne olduğunun bir önemi yok. Bunu rengini mavi yapalım. Şöyle. Gözükmüyor. Biraz yoğunlaştırırsak gözükecek galiba. Sonra flag limit yine. Nerede flag limit? Hemen change of'un olduğu yerde hocam. Hemen change of'un olduğu yerde flag limitimiz var. Yukarıda ne var? Order bloğumuz var. QML bölgemiz var. Aynen öyle. Yine bakın. Yine 3 bölgeyi belirledik. Hemen işleme giriş bölgelerimizi belirledik. İşleme giriş bölgelerimiz belli. Grafik baktık. Grafik bu halde. Grafiğimiz bu halde. QML bölgelerimiz belli. Burada da yine boşluklar içerisinde ne var şuralarda? İmbalanslar var. Giderilmemiş imbalanslar var. Evet, şimdi fiyat geldi aşağı doğru. Nereye vardı? Arkadaşlar, 30 dakikalık grafikteyiz. Yine burada yukarıda olduğu gibi arkadaşlar, ayrıntı ayrıntı çizmeyeceğim ama her kırılımın neyi vardır? Trend yönündeki her boss'un bir flag limiti mi hocam? Bir flag limiti güzel. Bir şeyi flag limiti. Burada FL'si. FL yazıyorum. Bir de neyi vardır? Valid. Bu yukarıya doğru olduğuna göre valid talep neyi vardır? Talep bölgesi. Valid talep bölgesi vardır arkadaşlar. Yani böyle bir bütün olarak görüyoruz 4 saatlikte ama alt zaman dilimine indiğimiz zaman yani bu şurayı 4 saatlikte bir bölge olarak çizersin. Belki tek mum olarak görürsün şurayı. Ama 30 dakika indiğinde şurada bir flag limit, şurada bir valid bir talep bölgesi görürsün. Fiyat 30 dakikalıkta aşağı doğru geldi. Sen belirlemişsin. Ben bu flag limitten ya da valid talep bölgesinden hangisinden change of alırsam yukarıya doğru işleme gireceğim. Ve yukarıya doğru işleme gireceğim. Şunları test etmedi. Oraya doğru gidişini trade edeceğim. Yukarıdaki bölgelerden ise bakın aşağıdaki bölgeden günlükte düşüş trendi, 4 saatlikte yükseliş trendi, 30M'de düşüş trendindeyiz. Doğru mu? 30M'de düşüş trendinde miyiz? Evet hocam. Aşağı doğru change of yapmış. Şimdi burası 4 saatlikteki yukarıya doğru olan bölge güçlü bir bölge mi? Test edilmemiş, daha önce imbalansı var vesaire. Güçlü bir bölge değil mi? Buradan eğer yukarıya doğru change of gelirse işlem alır mısınız? Yukarıya. Alırız hocam. Alırsınız. Hedefleriniz ne olur? İşte 30 dakikalıktaki yerler olur ya da 15 dakikalıktaki yerler olur. Artık orada sizin gördüğünüz hedefe bağlı olarak hangi zaman diliminde çalışıyorsanız alabilirsiniz. Peki 30 dakikalıkta hangi zaman MTF'sine göre uyuyorsa eğer zaman dilimleri. Burada test edilmemiş imbalanslar, likiditeler ve test edilmemiş
arz bölgeleri gördünüz. Fiyat buralara geldiğinde eğer yeterli kârı görecekseniz aşağı doğru da işlem alır mısınız? Çünkü 30 dakikalıkta düşen trendde ben ana time frame'im 30 dakikalık. 30 dakikalık ana time frame'imde burada 1 dakika 3 dakikalıkta aşağı doğru işlem imkanı verirse aşağıda test edilmemiş bölge aşağıda likidite varsa aşağı doğru işlemi alabilirim. Burada ise 4 saatlikte yükselen trendde aynı zamanda bakın burada ayrıntıda çizdiğimiz FL ve lit talepler alt zaman dilimlerinde yani muhtemelen 30 dakikalıkta çizdiğiniz yerlerdir. Fiyat burada change of verirse yukarıya doğru zaten 4 saatlikte yukarıya doğru ben yukarıya doğru işlem alabilirim. Ama hangi zaman diliminde ben öyle tercih ettiğim için yani ben kendim scalp trade ettiğim için benim MTF şablonuma göre 5 dakika 3 dakika 1 dakika her neyse. Senin MTF şablonun ne diyorsa sen onu trade et. Belki sen günlükte trade, günlük grafikte çiziyorsun. Ana time frame'in günlük. 4 saatlikte alanları belirliyorsun. 1 saatlikte change of bekleyip işleme giriyorsun. Bu senin tercihin. Ben ana time frame'im 30. High time frame'im sağlama zamanım 2 saat 4 saat mesela. İşleme giriş zamanım 5 dakika 3 dakika 1 dakika olabilir. Gireceğiniz yerler değişmez arkadaşlar. Buna rağmen gireceğiniz yerler değişmez ama zaman dilimleri, stop noktalarınız vesaire değişir. Tabii ki çok scalp yapan adamla aynı noktadan girmesi mümkün değildir. HTF grafikte HTF bir yüksek zaman dilimli bir MTF şablonu olan kişinin. Fiyat buraya geldi arkadaşlar. Çizmeye başlayalım. Şunu bir turuncuya alalım. Turuncumuz da 5 evimiz olsun arkadaşlar. Şuraya 5 ev koyalım. Turuncuya. Fiyat geldi. Önce bakın flat limite çarptı. Sonra şöyle bir yükseliş yaptı. Sonra geldi. Şuradaki arkadaşlar FOFTR'deki şuradaki şurada da bir imbalans olsun. Valid talep bölgesine kadar geldi. Şurada valid talep bölgesi var. Bir tane daha. Buraya kadar geldi. 5 dakikalıktayız. Bakın burada vermedi. Flag limitten bana change off vermedi. İstediğimi vermedi. Yükseldi 5 dakikalıkta. Ama bana istediğimi vermedi. Change off vermedi. Ya da dönüşe dair bana bir kanıt vermedi. Ama buraya geldik arkadaşlar. Burada bakın 5 dakikalıktayız. Burada bana şöyle bir şey yaptı. Geldi. Yükseldi. Buraya kadar. Ne oldu burada arkadaşlar? Ne olayı cereyan etti? Fake out hocam. Hay bir dakika. Ne fake out? Veli talep bölgesinden. Change of oldu hocam. Change of oldu. 5M'e göre yükselen trendde miyiz artık? Evet hocam. Evet. 5M'e göre de yükselen trenddeyiz. Hadi şimdi bir şey geçelim. Özet geçelim. Günlükte düşen trendde olduğumuz gerçeği değişti mi arkadaşlar? Yok hocam. Peki 4 saatlikte yükselen trendde olduğumuz gerçeği değişti mi? Bakalım 4 saatliğe de şuraya bir şey çizelim. Durun. Hemen bir tane kopyalayalım. 4 saatin dibi şurası. Lorna. Şuraya şöyle bir üst üste koyalım. 4 saatlikte ana akım ne yöne? Yükselen hocam. Yükseliyor. Buraya kadar yükselmiş. Günlükteki şeyimiz, düşüş trendimiz 4 saatlikteki yükselen trendi gerçeğimiz değişti mi? Değişmedi. 4 saatte rally base rally yaptı. Doğru mu? Doğru hocam. 30 dakikalık neredeyiz?
30 dakikalardır ne? Neredeyiz? Düşen hocam. Düşen trendeyiz. 5 dakikalıkta neredeyiz? Yükselen hocam. Yükselen trenddeyiz değil mi? Peki bu yükselen trende benim kıymetli bir bölgemde girdi mi? Belirledim. Velid bölgeden girdi değil mi? Şimdi biz burada 5 dakikalıktan trade eden bir kişi, 5 dakikalık grafikten trade eden bir kişi nereden girebilir işleme? 1M'deki kırılımdan mı hocam? QML seviyesinden girebilir hocam. Evet, fiyat. Başka nereden girebilir? Fiyat buradaki, bakın turuncudayız şu anda. Turuncunun alanlarını çiziyoruz. Kırılım geldi. Sarı yapalım bunu. Birazcık da koyulatalım. Görmezsiniz belki. Buranın QML seviyesi. 4 saatlik de kırılım. Pardon 5 dakikalık da kırılım geldi. Burada ne var? Emting var hocam. Burası flag limit. QML seviyesi. FTR bırakmadan gitti örneğimizde. Direkt gitti FOA'ya kadar. Şimdi burada 5 dakikalıktan ben 5 dakikalıkta işleme gireceğim. Veli talep bölgesinde reversal gördüğümde diyen adam nerelerden işleme girebilir? Ya buradan girecek ya buradan girecek. Doğru mu? Evet hocam. Doğru. Peki 1 dakikalıktan şurada 1 dakikalıkta change of olsaydı. Bakın buraya kadar bir şey olmadı. Şurada arkadaşlar. Mordu 1 dakika olsun. Şurada 1 dakikalık change of olduğunda şöyle daha fiyat yukarı gitmeden şöyle bir şey olduysa 1 dakikalıkta şöyle ben yeniden çizeyim onu. Şurada arkadaşlar. Bir dakikalıkta şöyle bir olay cereyan etmiş olsaydı. Bir dakikalık trendi trade eden adam bu valid bölgeden, bu valid talep bölgesindeki 1M'deki change of'dan buradan işleme girebilir miydi? Girebilirdi hocam. Girebilirdi. Bu senin tercihin, bu senin MTF şablonun. Ben genellikle biliyorsunuz 1M, 3M buralarda belirlediğim bir bölgede bakın boşlukta değil belirlediğim bir bölgede 1M, 3M, 5M'den hangisinden uygun görüyorsam yeterli görüyorsam change of olduğunda işleme giriyorum. Sen burada 1M'den şurada bunun yakında girsen de hata değil. 5M'den giren adam iki tane bölge belirledi. Tamam change of geldi ama test imkanı vermedi. Teste gelirse dedi ben dedi işlem alırım yukarıya dedi. Bakın şimdi 5M'de çizeceğiz ama turuncu 5M'de çizeceğiz ama bu tepelerin her birinde diplerin her birinde 1M'den de dönüş imkanı vermiş olabilir. Kırılımlar change of'lar gelmiş olabilir bu sistem dahilinde. Fiyat arkadaşlar geldi bakın şuradaki imbalansı giderdi. FOFTR bölgesine geldi. Tepki görüyor. Önce çevirelim tekrar. Pardon. Görüyor arkadaşlar. Geldi. Nereye çarptı? Nereye çarptı? Flag limit'e. Flag limit'ten bir tepki almış olsun. Yükseldi biraz. Sonra aşağı doğru tekrar döndü. Niye döndü acaba? Niye dönmüş olabilir acaba? Yukarıda da FTRFO vardı hocam. Evet. FT,
Forfeit'ten döndü. Çok ay daha ayrıntıya girmiyoruz. Forfeit'ten döndü. Aşağı doğru geldi. Sonra buraya geldi. Sonra buraya geldi. Belki burada bir kere daha dokundu buraya. Sonra aa tamam artık bu sefer ya yukarıda baksana şeyler var. Bak şurada adam, şuraya gelince adam sizin işleme giremediğiniz noktaları anlatıyorum şu anda. Fiyat şuraya gelince adam diyor ki ya bak aşağıda daha imbalanslar var, aşağıda QML'ler var diyor. İşleme giremiyor. Daha onu da alsın, onu da alsın, onu da alsın. E burada change off verdi. Ya da şurada bir amde şurada change off verdi. Buraya kadar vermemişti, burada verdi. 30 am düşüşünde. Ya da 5 am'de burada change off verdi sana. Buraya kadar, bu noktaya inene kadar vermemişti. Bunun hiç mi hükmü yok senin nezdinde? Bekliyor ki illa şu flag limite QML'e gelsin, buradaki imbalanslara gidersin diye. Ama burada işlem fırsatı kaçırıyor. Tabii ki kendi MTF'sine bura uygunsa bundan girsin. Ya da MTF'sine uymayan bir durum varsa girmesin. Ama buradan sana bir işlem imkanı verdi. Bir dakikalıktan şuraya kadar bir işlem verdi. 5 dakikadan giren bir adam da eğer yeterliyse, yeterli gördüyse belki şuraya kadar işleme girdi. Her neyse fiyat buradan 2 kere buradan geldi. 3. kez yukarıya doğru gidiyor. Şuraya geliyor bakın. Geldi buraya. Arkadaş diyor ki bu sefer diyor bir kere geldi, iki kere geldi diyor, üçüncü kez geldi diyor. Buraya diyor kesin diyor artık diyor şuradaki imbalansları falan alır diyor. Diyor musunuz bunu? Arkadaşlar. Evet hocam. Ama fiyat ne yapıyor? Bu arada burada da arkadaşlar mesela bu OFTR'yi geldi fiyat. Burada bir dakikalıkta change off verdi. Sen bu FOFTR senin 30 dakikalıkta belirlediğin bir arz bölgesi. Burada 1 dakikalıkta change off verdiyse 5 dakikalıkta yükselen trend ama ben şuraya kadar 3 ar kar alabilirim deyip eğer varsa öyle bir karlılığı buraya kadar buradaki bölgeye kadar ya da daha aşağı bölgeye kadar artık nereyi görüyorsan hedef ama önündeki 1 dakikalıktan girdin. Talep bölgesine kadar işlem alabilirsin. Scalp trade böyle bir şey işte. 30 dakikalıkta bölge belirledim. 5 dakikalıkta yukarı trend ama ben 1 dakikalıkta bir bölge buldum. Aşağıda gördüğüm fiyat oraya kadar gittiğinde şurada da imbalans var. Fiyat oraya kadar gittiğinde bana 3'ar 4'ar kar verecek. O zaman ben bunu niye değerlendirmeyeyim? Değerlendiririm. Aşağı doğru short işlem aldım. Sonra baktım fiyat bakın buraya ilk geldiğinde nereden dönmüş oluyor o zaman fiyat? Bu morun neyinden dönüyor? Ya bu bir dakikalıkta oluşturduğu change off'un ya order bloğundan ya flag limitinden ya QML seviyesinden ondan tepki aldı düştü buraya. Burada ne oluşturdu arkadaşlar? EQ'lu hocam. EQ'lu. Aşağıda da bir likidite alanımız var mı? Var. Bir başka likidite alanımız var. O likidite alanlarının şeyi var. Altında bakacak olursanız. Hatta şurada da likidite alanları var arkadaşlar. Şurada da. Hop. Bir tane kullanmayalım. Şurada da bir likidite alanı var. Neredeyse burada da bir EQ low'a yakın bir şey oluşmuş oldu. Fiyat buraya geldi arkadaşlar. Burada bir likidite alanı daha var. Burada. Fiyat buraya geldi. Herkes bu sefer iki kere geldi. Bu sefer buralara gider derken. Belki burada şurada flag limitinden bir dakikalık doğuşan flag limitinden tepki almıştı. Burada ise QML ya ta ucuna kadar geldi. O kadar ince bir QML vardı. Bunlar oluyor mu arkadaşlar? Defalarca gördük mü biz bunu Euro ve İngiliz sterlini grafiğinde? Ben onlarca kez gördüm. Yüzlerce kez gördüm. Sonra arkadaşlar fiyat bakın 30 dakikalıkta düşüş trendindeyim. Fiyat geldi.
Ne yaptı? Aşağı kırdı mı? Bekliyor. Kırdı mı aşağı arkadaşlar? QML evet, teste hocam. Gelmiş de olabilir hocam. 5'teki belki. Evet, şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey doğuyor. Aşağı kırdı. Bakın, aşağı kırdığında yukarıda ne bıraktı? Çok likidi de bıraktı mı? Şurada. Evet hocam. İki parça. Peki şu yukarıya kırılmış mı? Arkadaşlar bakın şu tepe şundan yüksek fark ettiyseniz. Bakın bu şurada şu alanda şuradaki alanda şu iki tepede hiçbir kırılım yok. Hiçbir değişim yok. Şunun gölgesinde hareket ediyor fiyat. Şuradaki düşüş swinginin yani FTR first obstacle'den 30 dakikalıktaki FTR first obstacle'den şuradaki 5 dakikalıktaki flag limit'e kadar olan düşüş swinginin içerisinde ki hareket görüyoruz. Herhangi bir yere 5 dakikalıkta kırılım yok. Ama yukarıdan diyelim ki 1 dakikalıkta bir kırılım verdi şuradan. Ve sen de dedin ki bak 1 dakikalıkta buradan kırılım verdi. Dedin ki aşağıda EQ low var. Aşağıda şurada da QML var. Onun altında da QML'in üstünde de imbalans var. EQ low, imbalans. İkide 1 dakikalıkta kırılım geldi aşağı doğru. Ben aşağı doğru buradan 3 aralırım. O zaman aşağı doğru işlem alayım dedin ve aldın. Şimdi arkadaşlar şurada arkadaşlar şu alan dahilinde 5 dakikalıkta yön şu hareketle beraber aşağı yönlü mü yukarı yönlü mü? 5 dakika yukarı yönlü hocam. Yukarı yönlü hocam. Evet. Ama ne yapıyorlar? Buraya change of diyorlar arkadaşlar. Dikkat. Bakın buraya change of diyorlar. Fake change of aslında bu. Burayı change of zannediyor. Ve diyor ki change of oldu ben aşağı yönlü. Hayır change of burada 1 dakikalıkta oldu. Eğer sen bunu yakaladıysan buradaki EQ low'u almasına, buradaki işte likiditeyi almasına, buradaki imbalansı gidermesine ve şuradaki QML seviyesine gelmesine kadar işlem alabilirsin. Burada change of olmadı. Burada bizim 5 dakikalıktaki son swing hareketimiz high ve low noktaları burası. Ne yukarıya kırıldı ne aşağı kırıldı. Eğer burası şu turuncu aşağı kırılsaydı 5 dakikalıkta aşağı change of geldi derdin. Ama kırılmadı. Hala 5 dakikalıktaki yükselen swing içerisindeyiz. E hocam ben burada aşağı kırdı. Hayır burada aşağı kırmadı. Burada EQ low'u aldı. Bak buna çok av oluyorsunuz. Burada 1 dakikalıkta 30 saniyelikte her neyse. Bunu zaten çoğu zaman bir mum bazında görürsünüz. Bazen bir enguf menguf. Burada 1 dakikalıkta 30 saniyelikte vesaire bir change of oldu. Şuranın likiditesini almaya geldi. Ve aynı zamanda da burada da bunu yaparken bir EQ high bıraktı. Eş tepe bıraktı. Ve aşağı geldi. Ne yukarıya doğru kırılım var ne aşağı doğru kırılım var. Sadece test etmedi. QML seviyesine geldi ki orası da hala flag limit bölgesi. Hatta birazcık daha bile altına kayabilir belki bu bölgede. Şunun altına iğne atıyor ya bazı. Tabii şu turuncunun altına geçmeden. Ne yapıyor? Bak şöyle yapıyor arkadaş. Buradan change of geldi diyor. Evet. Ben diyor fiyat diyor. Buradan diyor yukarıya çıkınca diyor teste gidince diyor aşağı işlem alacağım diyor. Çünkü diyor baksana diyor.
burada diyor ilikit de var, burada diyor flak limit var, burada QML var, burada imbalans var. Ben diyor buradan yukarıya çıksın diyor. Aşağı doğru işlem alacağım diyor. O da grafik de onu şey yapmak istiyor. Haklı çıkarmak istiyor. Şöyle bir hareket yapıyor. Oh diyor. Şimdi geliyor diyor. Şakır şakır aşağı inecek. 4 saatlik de yükselen trend. 5 dakikalık da yükselen trend. Ve 4 saatlikteki valid talep bölgesindeyiz. 4 saatlikteki geçerli FOFTR bölgesindeyiz. Ve oradan yukarıya bir tepkilenme geldi ve o tepkilenmeyi bozacak hiçbir şey olmadı. Yani 5 dakikalıkta yukarıya doğru trend var. Arada 1 dakikalıkta aşağı yukarı trend oluşuyor olabilir. Ama 5 dakikalıkta yükselen trend var. 1 dakikalıkta trade eden bir adam şunu yukarıya doğru trade etmiş, bunu aşağı doğru trade etmiş, şunu aşağı doğru trade etmiş. Buradaki 1 dakikalıktaki yukarı kırılımı buraya yukarıya doğru trade etmiş olabilir. Ama 5 dakikalıkta trade eden adam, 5 dakikalıkta change of bekleyen adam şu kırılım gerçekleşti. Sonra şu flat limit bölgesiyle QML bölgesinin arasını şu bölgeyi kendine giriş bölgesi olarak belirledi. Buradan şu alandan long kaçıyor. Hedefi neresi? Yukarıdaki bölgeler. Ne bir dakikalıktaki trade eden adamın işlemi yanlış. Aşağı doğru işlem alanın. Şunu aşağı, şunu aşağı, şunu yukarı, şunu yukarı alanın. Ne 5 dakikalıkta şu flag limitle şu QML bölgesini bekleyip, yani şurayı bekleyip, şu hareketi bekleyip, şu hareketi şuraya geldiği alanda stop noktası bura olmak üzere bekleyip yukarıdaki hedefleri bekleyen kişinin işlemi yanlış. Flag limiti, 30 emin flag limitini QML'inin hedef gören kişinin işlemi yanlış. Kimin işlemi yanlış? Burada 5 dakikalıkta aşağı doğru change of gelmediği halde sadece QM'nin, bakın change of yok, change of olabilmesi için altını çiziyorum, turuncuyla gösterdim, 2 noktada yukarıya doğru kırsa boss oluyor, break of structure oluyor. 5M'de yukarı doğru trend olduğu için yukarı doğru kırsa break of structure oluyor, aşağı doğru kırarsa ancak, bu dibi kırarsa ancak change of olur. 5M'e göre. Çünkü swing bu. Şu bölge. Burada sadece EQ low'un likiditesini aldı. Top patlattı. Şuradaki imbalansı giderdi. Buradaki QML test etti ve yukarıya döndü. Yani 5M'den işleme girecek, 5M'den işleme girecek kişilere fırsat verdi. Hatayı yapan burada bu aşağı kırıldı zannedip EQ low'un likiditesini almayı fake hareket, fake change of zannedip, daha doğrusu change of zannedip işleme giren de. İkinci hata ise bir direkt işleme girenler var. Burayı kırdı, hemen kırıldım trader'ları var biliyorsunuz. Kırdı, ben işleme giriyorum. Hemen şuradan girenler oldu. İşleme. Hemen şu kırılımdan girenler oldu. Bunlar kırıldım traderları. Bir de kendine, ben öyle cahil iş yapmam. Direkt kırıldığında girmem. Bir teste gelsin bakalım. Şuralarda bir FVG var, bir şeyler var. Onu doldursun da ben buralardan işleme gireyim diyenler var. Onlar da geldiler buradan. Ne yaptılar? Short işlem açtılar. Artık kaç kere geldi? Hedefleri buralar bu arkadaşlar. 4 saatlikteki bu bölgelere gelecek. Hemen hedefi oraya koydular. Ama maalesef ki hala ve hala hem şuradan giren hem buradan giren yanıldı. Hala biz 5M'e göre yükselen trenddeyiz. O 5M'deki düşüş trendine başlarsa orasını konuşuruz. Ayrı mevzu. Ama 5M'e göre biz
hala yükselen trenddeyiz. 4 haçlı yükselen trendde. En son 1 dakikalık da şurada yükselen trend verdi. Buradan tepki aldığı bölge ne arkadaşlar? Buradan tepki aldığı bölge şu 1M'de aşağı doğru kırılım veren bölge. Tepki aldı, geliyor aşağı doğru short bekliyor arkadaş. Helal olmasını bekliyor. Şuradaki EQ high'ı falan hiç umursamıyor. Şuranın likiditesini almış olmasını, buranın bir range olmasını, buranın muhtemelen bir expansion hareketi için yaptığını, burayı yani likiditeyi aldı aşağının, şimdi yukarıda doğrudaki likiditeyi, yukarıdaki imbalansı hedeflediğini hiç dikkate almıyor. Ve ne oluyor? Av oluyor arkadaşlar. Fiyat ne yapıyor? Yukarıdaki nereye gidiyor? Flag limit'e gidiyor mu arkadaşlar? Flag limit QML'e doğru gidiyor hocam. Evet. Buradan işte işlem alan, buradan short açan, buradan short açanlar biraz şurada kar gördüler. Sonra ani bir hareketle ne yaptı? Buraya gitti. Fiyat flag limit'e doğru gitti. Bakın yeni ne oluştu burada? Yeni 5M'e göre swing oluştu mu? Evet hocam. Yeni boss gerçekleşti. Oluştu. Yeni low oluştu. Yeni high oluştu. Doğal olarak yeni bir şeyim var. Bu eskide. Şimdi artık bu aşağı kırılmadan benim change of'dan bahsetmem mümkün olmaz. Şimdi fiyat flat limit'e geldi. Flat limit'ten artık şuradaki likiditeler alındı. Kaldırabiliriz. EQ high alındı. Pardon. Şu alındı. Şuradaki eski swing'i şöyle geriye doğru çekelim. Şu da alınmıştı zaten. Evet. Şu duruyor bakın. Şu hala duruyor. Ne oluştu? Yeni likiditeler oluştu mu? Yeni likidite alanları. Evet hocam. Yeni likidite alanlarımız var. Muhtemelen yeni imbalanslı alanlarımız da olabilir burada. Şöyle imbalanslı alanlarımız da olabilir. Evet, burada ne var peki? Bunu konuşalım şimdi. Burada artık valid bir ne var? Velid bir ne var? Velid bir talep bölgesi var. Burada ne var arkadaşlar? Flag limit. Flag limit var arkadaşlar. Fiyat geldi buradan artık. 1 dakikalıkta bir change of verdi. Şimdi hedeflerin nereler? Bura. Bura. Olabilir. Bura olabilir. Bura olabilir. Yeterli kârı gördüysen flag limit bölgesi zaten senin işleme giriş bölgesi olarak belirlediğin bölge. Gir yeterli kârı gördüysen, buralara göreceğine inanıyorsan. Ben giriyorum bildiğiniz üzere. Ne yaptı? Buradan aşağı doğru geldi bu bölgeye. Sonra bir yükseliş verdi. Şurada 1 dakikalıktaki artık o neresine gidiyorsa bir dakikalıktaki değişimin. Sonra geldi. Burayı aldı. Bakın. Ne bu? Valid bir talep bölgesi mi arkadaşlar? Evet hocam. Valid bir talep bölgesi. Şimdi adam diyor ki burada kırılım oldu diyor. Bak buraya kaçıncı kez geldi diyor. Bak buraya kaçıncı kez geldi diyor. Şaka şakır aşağı iner diyor. Yine short işlem açma peşinde. Şurayı kırdı diyor, yine short işlem açma peşinde. Ne değişti de short işlem açıyorsun? Hala bak şu tepeyle şu dip arasındaki 5 dakikalık swing'in de yükselen swing. Bir şey değişmedi. Zayıf change off'la aşağı geliyor. 1 dakikalık da change off var diyorsan ve işleme girdiysen şuraya kadar da hedef tutabilirdin. Buraya kadar da hedef tutabilirdin. Doğru işle. Ama sen
tutup da 5 dakikalıkta aşağı kırdı deyip şurayı es geçemezsin. Burada 5 dakikalıkta trend yükseliş yönünde. Sonra fiyat ne yapıyor? Burada bir eş tepe dip bırakıp nereye gidiyor bu sefer? Bakın şuradaki imbalansı almıştı. Buradaki imbalans giderildi. Yeni hedefine doğru gidiyor. Arkadaşlar. Hatta da belki şöyle gidiyor. Ya da biz direkt gönderelim bunu, imbalans oluşsun. QML'e gidiyor. Ya da bu sadece QML değil, order block da olabilir arkadaşlar. QML dediğimiz bölgelerin buralarda hep söylemiştik. Order blocklar vesaireler de, decision pointlar order blocklarda var. Burada tip oluştu. Burada yeni imbalanslı alanlar oluştu. Bunu böyle çizdim ama bir kere de geçti burayı. Şöyle imbalanslı bir alan oluştu. Üf diyor, buraya bir kere geldi, ikinci kez geldi. Şurada zorladı. Artık bu diyor buradan uçar diyor. Artık gün 4 saatlikte de yükselen trenddeyiz. Yukarıda da gerçekten güzel bölgeler var. Artık diyor buralar kırılır gider diyor. Bu arada şuna da dikkat etmişsinizdir herhalde. Burası aynı zamanda neydi? Şu bölge. Aynı şey zamanda. Fake out hocam. Yok. Şurada yukarıya çıkarttığımız bölge. Eser değil mi hocam? İlk çıkarttığı fiyat ikinci kez geldiğinde arkadaşlar şuraya. QM continue hocam. Eser hocam. QM continue, doğru söyleyeyim. Vural sen mi söyledin? Yok hocam, ben Soner. Pardon Soner. QM continue arkadaşlar. Aynı zamanda yani burayı valid talep bölgesi belirlerken aynı zamanda hem eser flip bölge de oluyor. Doğru söylüyorsun. Aynı zamanda da Quasimodo seviyesi değil mi bu arkadaşlar? Hem ITZ hem Quasimodo seviyesi hem valid talep bölgesi. Yanlış mı? Anladınız değil mi doğru neden hocam. QML oldu, QM seviyesi olduğunu? Evet hocam. QM continue olduğunu. Bu arada burada şeyleri de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu noktalarda tabii ki her zaman ekstra, bakın neye denk geldi? 705'e denk geldi. Yani çizim yaparken bile bu bölgeler oturuyor arkadaşlar. Bir şekilde. Aşağı yukarı. Bakın şurada döndüğü yer 0.5'e oturmuş. Ben bunu hesapladım mı? Yok, tesadüfen. Bak şurada işte 705'e oturmuş. Vesaire. Yani Fibo'dan yararlanabilirsiniz. Bu dönüş noktalarında başka neden yararlanabilirsiniz? Ekstra konfirmasyon olarak Fibo dışında ne kullanabilirsiniz? SMT kullanabiliriz. RSI çok güzel. Kullanabiliriz hocam. Evet. Uyumsuzluklar. Ben RSI'yle ESM osilatör, yani müthiş osilatörle RSI indikatörünü göreceli neydi Türkçesi RSI'nin? Göreceli güç endeksi. Göreceli güç endeksini ve müthiş osilatörü, ESM osilatörü kullanıyorum uyumsuzluk için, biliyorsunuz. Ya da divergence şey, ya da SMT kullanabilirsiniz. Eğer pariteniz uygunsa SMT'yi kullanmaya, ya da Fibo kullanabilirsiniz. Fibo, SMT ve Divergence bizim ekstra konfirmasyon olarak kullandığımız şeyler. Bir de neydi? Complex range de aynı Fibo gibi bir ekstra konfirmasyon olarak kullanabilirsiniz demiştik değil mi? Kendi sistemimiz içerisinde. Yani o ekstra bir şey kullanmasanız da olur. Fibo yeter zaten. Fibo ve SMT Divergence yeter. Neyse arkadaşlar. Burada imbalans oluştu. QML seviyesine geldi fiyat. 5 dakikalıkta. Şimdi yeni swing oluştu mu arkadaşlar 5 dakikalığa göre? Evet hocam. Oluştu. Dibi burası.
Tepesi de tabii ki burası dememiz için buranın dönmüş olması lazım. Fiyat. Baktığımız zaman arkadaşlar aşağıda yeniden bir şey oluştu mu? Likidite alanı oluştu mu? Evet. Şurada artık ne var? EQ yine bir H dip var değil mi? Evet. EQ low var. H dip, dip, dip. Şurada H dip. Burada likidite alanı. Burada bayağı bir likidite var. İmbalans var, imbalans var, imbalans. Ve 30 dakikalıktaki QML'e geldim. Şimdi arkadaşlar 5 dakikalıktan trade eden adam şuradaki fırsatı değerlendirdi. Şu düşüşü değerlendirdi. Yukarıya doğru long açtı. Flag limiti QML'e doğru gidişi trade etti. Bakın. Günlükteki belirleyen işte 30M'de, 15M'de, işte 5M'de aşağı doğru change of kovalayan adam şurada belirlediği bölgeden, şurada belirlediği bölgeden şurayı da trade etmiştir muhtemelen. Şuradaki 5 dakikalıktaki dönüşü, şuradaki 5 dakikalık dönüşü trade, burada da 5 içinde bunun, bu mavinin içinde 5 dakikalık, 1 dakikalık dönüşler vardır. Şuradan şurayı trade etti belki. Şuradan aşağı trade etti. Neye doğru? 4 saatlikteki FTR'ye doğru. Şimdi 30 dakikalıktaki bu alana geldi fiyat. 30 dakikalıktaki ben change of trade, bölgeyi trade ederim diyen adam da işte burada 30 dakikalıktaki QML'de burada oluşacak işte 3 dakika, 5 dakika, 1 dakikada dönen change of'u ben aşağı doğru trade ederim. Hedefim buradaki imbalans, buradaki likidite, buradaki test edilmemiş talep bölgeleridir diyen adam da şimdi aşağı doğru trade edecek. Eğer ne zaman buradan change of görürse, görmezse neyi trade edecek? Hiçbir şey. Bu arada HTF'de de burada ne var arkadaşlar? Artık. Ne var burada HTF'de? Likidite var hocam. Likidite güzel. Burada likidite var. Fiyat buraya geldi arkadaşlar. Sonra buradan artık ya her seferinde koyuyorum bunları ama burada sana bir change of verdi. Bir dakikadan. Sen de dedin ki bu yukarıya kırdığına göre arkadaşlar yeni. Başka renkle çizelim. Bu yukarıya kırdığına göre burada yeni ne oluştu? Flag limitler oluştu değil mi? Evet hocam. Bu alanın hemen karşısında yeni flag limitler oluştu. Onu da ne renkle çizelim? Turuncuyla çizelim. Şöyle parlak bir turuncuyla. Evet. Yeni flag limit. Burası ne oldu? Burası ne oldu arkadaşlar? Diamond bölge oldu hocam yine. Valid talep bölgesi oldu. Neden? Yeni boss yaptırdı değil mi? Yukarı doğru yeni kırılım yaptırdı. Valid talep bölgesi oldu. Burada da yine arkadaşlar şurada klonla şurada da yine ya bu arada ya her seferinde bir dakikalık da bölgeyi belirlediysen akış yukarı mesela. Akış yukarı yönlü. Burada bir talep bölgesi belirlediysen emir atarak da bunun altına stop koyarak da işleme girebilirsin. İlla 1 dakikalık da 5 dakikalık grafikteyiz çünkü. Şimdi 30 dakikalık grafikte falan belirlediğin bölgede illa bir change of bekle. Ama zaten 5 dakikalık grafiktesin. Riskin ne kadar büyük olabilir ki? Alabileceğin risk alanı. O yüzden de burada yani stopunu şunun altına koyup buradaki valid bölgeye geldiği zaman işlem alabilirsin bir dakikalıktaki dönüşü beklemeden. Onu söyleyeyim. Ben yapıyorum bunu. İlla burada bir işte 5 dakikalık grafikteyim. Burada da 1 dakikalıkta dönüş olsun, change of olsun diye beklemiyorum. Bakıyorum akış yönü. Evet daha burada hedefler var. Baktım yukarıda likidite de var. Yukarıda likidite de var. Yukarıda alınmamış imbalans var. Yukarıda QML var. O zaman ben diyorum bu diyorum fiyatı buraya kadar alır sonra aşağı doğru inecektir. Bu ana akışı devam ettirecektir diyorum.
ve yukarıya doğru change of gelmeden de işlem alıyorum. Ha, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu arkadaş şuraya doğru gelmiş olsaydı, şöyle yapmış olsaydı hareketini yani. Change of gelmiş miydi? Gelmedi hocam. Arkadaşlar bakın, hareketin orijini önemli. Aslında bir şey var. Şu FTR'ye göre, FTR bölgesi ya şu arası. Bu FTR'ye göre bir change of var. Ama şu hareket, şu ana akım hareket, yani şu tepeyi kırdıran hareket arkadaşlar, orijini neresi? Burası. Yeni swing'in neresi? Burası. O yüzden bu orijin hareket kırılmadan, bakın bu bir kalıp. Rally, base rally kalıbı. Bu kalıp kırılmadan fiyat aşağı döndü diyemezsin. Ne yapıyor? Geliyor buraya, şunun likiditesini alıyor mesela. İşte şöyle yapıyor. Şuraya çarpıyor. Böyle bir olasılık da vardı yani. Şuraya çarpıyor. Sonra geliyor. Burada ne bırakmış oldu bunu yapınca? EQ low bırakmış oldu değil mi şurada? Sonra geliyor bunun likiditesini alıyor. Yukarıya doğru çıkıyor. Neden? Burada EQ low var. Burada bir high, hatta iki high var. Burası bir range. Range'in altını likiditesini aldı. Power of 3 box yaptı. Şurada da aynısını yapmıştı. Likiditeyi alttan aldı. Power of 3 box yaptı. Expansion hareketiyle genişletti. Yukarıya gitti flag limite. Sonra düştü. Burada dipte bir hareket yaptı. Dipte bir hareket yaptı. Tekrar çiziyorum. Bakın şöyle bir şey geldi. EQ low bıraktı. Buradan geldi. Buradaki valid bölgeden, bu bölge valid bölge, bir kere daha döndü, yukarı gitti. Ne yaptı? Şu range'in, şurada yaptığı, şu alan dahilinde yaptığı range'in aşağıdan likiditesini alıp yukarıdaki PML'e doğru Power of 3 Box'ta expansion hareketi yaptı. Bunu da yapabilirdi. Ben şimdi öyle çizmedim ama grafikte. Öyle de olsa, eğer öyle olmuş olsaydı hareket, onu da bir olasılık olarak çizeyim şuraya. Ek bir olasılık olarak. Öyle gerçekleşmiş olsaydı hareket arkadaşlar, bakın şurada likidite alanı iyice kuvvetlenecekti. Bir ikili dip daha oluşmuş olacaktı. Eğer öyle cereyan etmiş olsaydı olay. Evet, gitti buraya. Yukarıya doğru fiyat. Sonra bakın geliyor bu arkadaş. Artık yukarıdan bir hareketle başlıyor. Bir anda imbalanslı bir hareketle beraber. Şunu silelim. Kafalar karışmasın. Aşağı doğru çok güçlü bir şekilde iniyor. Ne yaptı? QML'den çok güçlü, imbalanslı bir tepki aldı. Aşağı doğru yağmur gibi indi. Nereye gitti ilk? Şuradaki valid, kullanılmamış burayı da nasıl bir renkle yapalım? Şöyle kullanılmamış talep bölgesine gitti. Buradaki EQ low likiditesine gitti. Şurada varsa eğer, ki var gibi duruyor. Şuradaki imbalans alanına gitti. Yukarıdan aşağı kırdı. Şimdi arkadaşlar 5 dakikalıkta trendin yönü ne oldu? Bir iş oldu hocam. Düşüş oldu. Evet. Change of geldi arkadaşlar burada. Bakın bu fake değil.
Bakın bu fake değil artık. Çünkü şu yükseliş hareketine başlatan, yeni boss yaptıran, bakın break of structure geldi. Yeni swing'in tepesi burası, yeni swing'in dibi burasıydı. Yükselen harekette yükselişi başlatan orijinin dibini kırdı. Ve change of geldi. Artık 5 dakikalıkta düşen trenddeyiz. Şuradan işleme emirle ya da işte 1 dakikalıktaki change of'la ya da bir kuvvetli 5 dakikalıktaki bir reversal'la işlemi giren adam, şuradaki biraz önce sildiğim imbalansı hedefleyen, aşağıdaki liquidity'yi, AQ Lovely hedefleyen, şuradaki test edilmemiş talep bölgesini hedefleyen adam haklı çıktı. Tamam diyor adam, bu sefer şakır şakır aşağı inecek. Hemen diyor şuradan ben gireyim işleme. Bir dur Müslüman. Bir dur şu valid talep bölgesini çalıştıracağı tutar belki. Burada bir dakikalıkta change of geliyor yukarıya doğru. Ya da işte 3 dakikalıkta neyse. Şöyle bir harekete başlıyor. 5 dakikalığa göre zayıf change of, 1 dakikalığa göre change of. Şöyle gitmeye başlıyor bakın. Zayıf change of'lar. Niye? Şurada imbalans var. Şu alanda imbalans var. Gitmeye başlıyor. Neye gidiyor burada arkadaşlar? QML'e mi gidiyor hocam? Aynen öyle. Hem QML'e gidiyor hem de şu güçlü hareket bir imbalans yarattı. Onu gidermeye gidiyor değil mi? Nasıl gidiyor? Gidiş şekli ne? Compression. Harika. Compression gidiyor arkadaşlar. Compression şuradaki QML seviyesine gitti. Bir sürü QML vardı burada, göstermedik de. Şimdi 30 dakikalıkta düşen trenddeyim. Doğru mu? 30 dakikalıkta düşen trenddeyim. 5 dakikalıkta da düşen trenddeyim. Günlükte de düşen trenddeyim. 4 saatlikte hala yükselen trenddeyim. Bakın bu beni etkilemez. Beni çalıştığım zaman dilimi etkiler. 30 dakikalıkta düşen trendde olmam. 4 saatlikte şurada 4 saatliğin içindeki flag limiti, 30 dakikalık grafiğe bakarak, ayrıntıya bakarak, şuradaki ayrıntıdaki flag limiti, valid talep bölgesini bulup da 5 dakikalıktan yukarı yönlü işlem almama engel olmadı. Benim ana time frame'im 30 ama ana time frame'im de hareket düşüş ama. Bu şuraların testine doğru gidecek olan, bunlar hem bir işleme giriş yeridir hem hedeftir. Her arz talep bölgesi hem işleme giriş yeridir hem hedeftir. O yüzden de buradan gelen dönüşlerde buraları hedefleyerek girdiğim işlemler de doğru. Burada ana time frame'im yönünde. Ha, şu var arkadaşlar. Şöyle bir durum var. 30'a benim ana time frame'im. 1M, 3M, 5M'den işlem alıyorum. 1M, 3M, 5M'den trend, ana time frame'ımdaki trendin yönüne tersine işlem aldıysam temkinli davranırım. Daha kısa tutmaya çalışırım işlemlerimi. Daha kısa hedefler görürüm. Ama ana time frame'ım 30 dakikalık. 30 dakikalıkta, bakın 30 dakikalıkta düşüş trendindeyken 5 dakikalıkta, yani 1-3-5'te de düşüş trendi şuralarda 1 dakikalıkta, 5 dakikalıkta şurada. Düşüş trendine geldiyse, yani ana time frame'ımla işleme giriş time frame'ım da aynı yöndeyse daha uzun tutmaya çalışırım işlemlerimi. Çünkü ana time frame'ımla işleme giriş time frame'ımın
yönü aynı olduğu zaman daha kuvvetli, daha hızlı tepkiler alıyorum. Anlatabildim mi? Daha geniş hareketler alabiliyorum. O yüzden onları daha uzun tutmaya çalışırım. Ana time frame'ımla uyumlu trend yönündeki işleme giriş time frame'ımın aynı olduğu zamanları daha uzun, daha efektif yararlanmaya çalışırım. Ama ana time frame'ımın tersine olan hareketleri ise daha temkinli yaklaşırım. Geldik buraya. Nasıl çıktı? Compression çıktı arkadaşlar. Bakın fiyat buraya geldiğinde yeni bir ne oluşturdu? AQ low oluşturdu. Doğru mu? Sonra buradan nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor yukarıya doğru? Neyle gidiyor arkadaşlar buraya? Sıkışarak hocam. Sıkışarak. Compression. Compression hareketler her zaman nasıl hareketlerdir? Zayıf hareketlerdir. Fiyatın arz talep bölgelere yaklaşımı ve gücü konusunu düşünün. Fiyat belirlediğimiz bir arz bölgesine sıkışarak yavaş gidiyor. Çok hızlı, imbalanslı geldiği bir yerin imbalansını giderirken güç bela ilerliyor. Bu bize bir ipucu. Aşağıda EQ, bir likidite bırakmış, aşağıda test etmediği bölgeler var ve bir sürü yeni compression hareketlerde çok likidite bırakır. O yüzden arkadaşlar oralara trend tersine döndüğünde oraları bir hamlede yutabilir. Zayıf zayıf çıkmıştır çünkü bakın. Olay zayıf zayıf çıkmasından geliyor. Zayıf zayıf çıktığı için oraları bir hamlede yutabilir. Yani şart değil her zaman bir hamlede yutmayabilir. Düşüş de zayıf olabilir. Ama bir hamlede yutabilir. Bak bir sürü likidite alanı, şurada likidite alanı ve artık burayı, bu bölgeyi defalarca kullandı. Defalarca kullandı ve altında daha almadığı flag limit, altında daha imbalans QML var 4 saatlikte. Compression çıktı arkadaşlar. Bakın bir noktada artık fiyat geldi buraya. Ne yapıyor? Ne yaptı burada arkadaşlar? Yeni bir kırılıma sebebiyet verdi. Bakın kırılıma sebebiyet verdi derken burada da bir iç yapı hareketi var. Şurayı farklı bir renkle çizseydim daha iyiydi aslına bakarsanız. Hatta çizelim şurayı pembeyle çizelim artık. Bakın. Swing şu çünkü. Şununla şunun arası yeni swing. Şunu kaldıralım artık. Bunlar eskidi. Yeni düşüş swingi. Son 5 dakikalıktaki swingim. Şu noktayla şu nokta arası. Bu swing'in içinde oluşan arz bölgesini test edilmemiş QML bölgesine ya da order block bölgesini test etmeye gidiyor compression'la ve ne yapıyor? Burada ki imbalansı gidermeye çalışıyor. Bir de arkadaşlar ne oluştu tabii burada? Bir likidite alanı daha oluştu. Şu bölgede. Yukarıda da HTF'de bir sürü burada bölge oluştu. Hatta bir tane de şurada oluştu şu anda. Likidite. Kullanmadıklarımızı şunlar duruyor. Şu kullanılmış. Şunu kaldırabiliriz. Şuradaki de arkadaşlar kullanıldığı için onu da kaldıracağım. Evet. Şimdi ne yaptı arkadaşlar? Buradan bir düşüş hareketi başlattı. Belki şurada sizin QML olarak belirlediğiniz bölgede yine bir dakikalık da var. Arkadaşlar burada şu tepeyle şu dip arasındaki swing'deyiz bakın. 5 dakikalar göre bu hareketteyiz. Burada bir hareket başladı ama sonra arkadaşlar ne yapıyor? Tek tek likiditeleri almaya başlıyor. Aşağı doğru olan. Geldi bakın. Nereye geldi buraya arkadaşlar? QML hocam. QML'e. Sonra devam ediyor arkadaşlar. Aşağı yönlü. Ha bu arada şöyle de gidebilir. Öyle çizdik ama. Birazcık daha aşağı alayım şöyle.
geldi. Şuraya geldi. Sonra biraz düşer gibi yaptı. Şöyle QML'e geldi. Bakın her yerde aynı hikaye dönüyor. Aynı noktalar. Flak, limit, QML. FTR noktalarını dokunuyor. LTF'de de aynı. Küçük zaman diliminde de aynı. Şeyde de aynı. HTF'de de aynı. Günlükte de aynı. 4 saatlikte de aynı. Ah yine fazla çizdim. 1 dakikalıkta da aynı, 5 dakikalıkta da aynı. Ne yaptı? Buraya geldi. Şöyle bir düşüş yaptı. QML'e gitti. Son. Sonra hop. Geldi. Şuradan bir tepki gördü belki. Sonra ne yaptı arkadaşlar? Şuraya geldi. Bakın buraya geldi. Şunu şöyle yapalım. Burada neydi? Şuradaki flak limiti de kullandı ya da işte oradaki flak limiti kullandı arkadaşlar. Şurada QML'den dönmüştü. Şunu da pembeyle işaretleyelim. Evet. Şimdi şurada bir tane daha QML oluştu değil mi? QM continue tabii bunlar. Geldi bakın bu bölgenin içine girdi. Bu bölgenin içine girdi. Dikkat ettiniz mi? Ne oluştu şu anda? Yeni. Ne oluştu arkadaşlar? Swing'imiz oluştu hocam. Yeni swing oluştu evet. Buradan fiyat tekrar döndüğünü farz edelim. Oluyor mu bunlar? Ya burada sıkıştık kaldık diyor musunuz? Oluyor ama bakın bir sürü işlem imkanı var burada. Ne yaptı? Bakın dönüyor. Tekrar fiyat burada. Geldi. Şuradaki flag limite dokundu. FTR gibi. Geldi. Şu tepeye geldi. Sonra düştü. Buraya geldi. Şunları biraz yaklaştıralım şöyle. Change of geldi yukarıya doğru yukarıda diyor çok şey var. Gelmedi arkadaşım. Gelmedi. Gelmedi. Yeni şu 5 dakikalıktaki aşağı kırım hareketinden sonra yeni aşağı doğru swing var. Nereye şey oluyor? Yukarıya doğru change of geliyor. Change of falan yok. Senin yeni swing'in var aşağı yönlü. Atlıyor buradan longa. Halbuki şu swing'den sonra yeni düşen bir swing oluştu. Fiyat buraya geliyor. Bakın buralarda da çizmiyorum çok grafik karışmasın diye de buralarda da flag limitleri falan test ediyor. Bak. Flipleri, flag limitleri. Yani şuralarda dönen hikayenin şu 30M'de dönen hikayenin aynısı oralarda da dönüyor. Ya da şurada 5M'de dönen hikayenin aynısı orada da dönüyor. Geldi. Fiyat. Nereye kayboldu? Artık şurada bakın. Bu bölgeyi harap etti. Defalarca kullandı. Likidi de üstüne likide bıraktı. Bir kere daha likide bıraktı burada. Ay, tamam diyor. Market maker burada ne yaptı arkadaşlar? Bir range yaptı. Aldı verdi, aldı verdi. Mal topladı. Arkadaşlar burada artık bölgeyi prandı, likide birikti vesaire vesaire. Artık yeter diyor market ama bakın buralarda da likitte bıraktı. Aşağı doğru tabi burada da tekrar likittediler. LTF'de bakın şunun dibinde likit oluştu şunun dibinde. Ne yapıyor? Geliyor buradan flag limite. İniyor. Artık bunu da siyahla yapalım.
flak limit bölgesine geldi. Geliyor. Burada da yine arkadaşlar bir hareket, bir change of'la vesaireyle buradan da yine bir yükseliş. Ne yaptı? Yeni swing oluştu çünkü artık nereleri kullanacaksa. Bir yerleri kullandı uzun uza diye göstermiyorum. Belki şöyle. Sonra ne yaptı? QML'e geliyor. Bakın likidi de gösterelim. Bir sürü likidi de bıraktı yukarıda. Ve aşağıdaki bütün likidleri temizledi. Burada toplama aşamasını tamamladı. Range'ini yaptı. Ve daha sonrasında arkadaşlar, daha sonrasında geliyor buradan QML seviyesine, order block seviyesine varıp buradaki bütün imbalansları da giderdi. İmbalanslar da geçti. Buradaki işte şey test edilmemiş bütün bölgeleri, yukarıya doğru hareketteki test edilmemiş bütün bölgeleri de test etti. Yani riskini de azalttı. Toplama dağıtım aşamalarını yaptı. Buradaki stoplarla o kadar çok stop var ki burada. Yeterince likiditeyi de sağladı. Sağladıktan sonra artık arkadaşlar tabii ki yine LTF'de devam ederek bütün likiditeleri alıp arkadaşlar yine bakın yine en önemli zaman dilimi düşük zaman dilimi arkadaşlar. Çünkü siz burada avlanıyorsunuz. Buradaki yine arz bölgelerine, talep bölgelerine riayet ederek fiyat. Tabii ki riayet etmedikleri olacaktır. Arada HTF'de bile bölgeleri riayet etmediği oluyor. Devam ediyor. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Bu hareketle beraber ne oldu? Şu siyah hareketle beraber. Ne değişti? 4 taşta yeni boss gelmiş olabilir hocam. Aynen öyle. 4 taşta break of structure geldi. Yani 4 taşta ne oluştu? Yeni swing oluştu. Aynı zamanda ne oldu? Şöyle bir bakın. Bu, 30 dakikalıkta change oldu. Po3 oldu hocam değil mi? Po3 oldu zaten. Başka ne olmuş olabilir? 4 saatlik de yeni boss oluştu. 4 saatlik trend yukarı yönlüydü. 4 saatlik de yeni boss oluştu. Başka? Günlükteki days bölge kırıldı. Süper. Günlükte change off geldi. Kim söyledi onu? Bahar. Bahar. Günlükte change off oldu. Doğru. Artık hem günlükte hem 4 saatlik de yukarı trenddeyiz. Ve şuradaki range'in manipülasyonunu da yaptı. Burada uzun uza diye bir range yapıp onun manipülasyonunu yapıp yukarıya doğru gitti. 5 dakikada da aynısını yapıyor. Power of 3 box yapıyor. Yani illa şey yapmasına gerek yok. Range bu arada tek yani tek swingli de olsa biz onları QML olarak görüyoruz ama aslında onlar da bir range'dir. O hareketler de bir power of 3 box'tır. Yani her QML aslında bir power of 3 box'tır. Power of 3 box dediğimiz şey likidite alımı sonrasında gerçekleşen expansion hareketten başka bir şey değildir. Likidite alıyor, expansion yapıp likidite aldığı yönün tersine kırılım yapıyor. Likidite alıyor, ters yöndeki likiditeye girip o yönde kırılım yapıyor. Power of 3 box budur. Ve bakın burada yaptığı şu alan en son manipülasyonu yaptı, yukarıya doğru kırılım yaptı. 4 taşta yeni swing oluştu. 4 taşta yükselen trend devam etti. Günlükte ise trend değişti. Çünkü burası günlüğün swing'inin üst noktası. Ama bir sürü fırsat var burada. Daha bu şuraları da ayrıntılayabilirdik. Saatler sürerdi.
bir sürü fırsat var. Ama sizler swingleri hala doğru belirleyemeyen arkadaşlar için söylüyorum. Şuradaki EQ low'ların, EQ low olmasına şart değil. Bazen tek de olur. Onların altına sarkışları kırılım zannediyorsunuz. Yön değişti ya da valid bir arz talep bölgesi yaratacak bir break off structure geldi zannediyorsunuz. Hayır. Genellikle arkadaşlar, genellikle flag limit bölgesini ya da FTRFO bölgesini kullanarak bir likidite alanı yaratırlar. Ama trendin en güçlü bölgesi valid arz ya da talep bölgesidir süre gelen trendlerin. Ve sonrasında o trendin en güçlü bölgesine, valid arz talep bölgesine doğru hareket ederler. Siz oradaki hareketi kırılım geldi zannedersiniz. Evet, LTF'de bir kırılım gelmiş olabilir ama siz onu çok geç, yani yukarıda gelmiştir ya da aşağıda gelmiştir. Onu geç görmüşsünüzdür. Eğer oradaki işte flag limitin örneği altına sarktıysa, aşağıda belirli bir talep bölgesi varsa, şu örnekte olduğu gibi, buradaki örnekte olduğu gibi, buradaki örnekte olduğu gibi, swing'i değiştiren hiçbir şey yok. Swing'i değiştiren hiçbir şey yok. Bakın, swing şurası. Şurada şunun altına sarkıyor. Ama swing'i değiştiren bir şey yok. Swing şurası. Bir önceki swing 5 dakikalıkta. Bakın şuranın swing'in altına sarkmıyor. Şuranın altına sarkıyor. Flag limit'in altına sarkıyor. Ama değişen bir şey yok. Bu mavi bölge değişmedi. Sadece şuradaki EQ low'un altına inip valid talep bölgesine doğru hareket etti. Güçlü noktaya doğru hareket etti. Oradan gücü aldı ve yukarı çıktı. Şu şeyleri doğru belirlemediğiniz için hata yapabiliyorsunuz. Ve en önemli hata da arkadaşlar, işte bir çalışma şablonunuzun olmaması. Yani ben kendiminkinde söylüyorum. Sen bunu kendi zamanına, hayatına, çalışma saatlerine uygun olarak kendininkini kendin yapmak durumundasın. Ben 30 dakikalıkta, bakın ben söylüyorum, gizlemiyorum sizden. 30 dakikalıkta ya da 1 saatlikte, gözüme hangisi daha hoş gözükürse, genellikle 30 dakikalıkta. 15 dakikalıkta da olabilir bu arada. Belki 15 dakikalık çok expansion bir hareket vardır. 15 dakikalık daha gözüme hoş gözüküyordur. Alanlarımı çizerim. Flag limitimi, QML'imi, FOMU, FTR'imi çizerim. Likidite alanlarımı belirlerim. İmbalansı çizmem. Artık likiditeleri de çizgi halinde çizmiyorum grafikte. Zaten ben grafik çizmiyorum da artık. Gözümle görüyorum yani bölgeleri. Likiditeleri de görüyor gözüm. Swing'de high'ların, low'ların uçları işte likidite. Sadece ekranımda arkadaşlar, tabii bunu görebiliyorsunuz. İlk başta çizin likidite alanlarını. Yani imbalansları çizin demiyorum artık. Onu görüyordur imbalansı gözünüz ama likidite alanlarını çizin. Yani imbalansı görmüyorsa onu da çizin gözünüz. Mesela change of falan diye grafiğin üzerine ben hiçbir zaman bir şey koymadım. Koymam da. Sadece işleme giriş yerlerim vardır ki onu da yine çizmiyorum ama yani siz çizin. Zaman içerisinde siz de çizmeyeceksiniz. Gözün görüyor işte orada QML var. Ama bu işte zaman ne oluyor? İlk başta o kadar çok çizeceksin ki sonra çizmeye ihtiyacın olmayacak. Gözün aşina olacak, görecek. QML var, flag limit var, FTR var. O düzlemde belli. Burası günlükte işte belli tarz flag limit bölgenin. İşte dört taşta şunlar var. Bölgelerim belirli. 30 dakikalıkta çizdim hepsini. Bakın bu 4 haçtaki günlükteki bölgeyi de ben 30 dakikalıkta şu veli tarz flag limit işte şurada çizdim. Ben onları da yine 30 dakikalıkta çizdim.
Yani ana time frame'im neyse onu da çizdim onun için. Bazen net göremezsin. Yani iki tane yin yang mumu gibidir mesela. 30M'de çiziyorsundur. Bir 15 enersin. O yin yang'ın iki iğnesinin orada FTR varmış. Onu görürsün. Buraya o iki iğnenin arasını çizersin. Emin olamazsın. Orada bir alt zaman dilimine inersin daha net görmek için. Ama çizdim hepsini bıraktım. Artık giriş yerlerim belli. Şuradan işleme girmem. Şuraya fiyat, şuraya gelmiş macera arama. Belki burada change off verdi bak. Şurada belki sana change off verdi. Bura ne ki buradan change off işleme giriyorsun? Defalarca, onlarca kez başınıza geldiğine eminim. %1 milyon eminim. Şuraya geldi. Şurada change off yaptı aşağı doğru 1 dakikalık grafikte. İşleme girdin. Hop fiyat buradan buraya attı. Buranın bir anlamı yok. Boşluk burası yahu. Niye boşluktan işleme giriyorsun? Bir bölge belirlemişsin. Bırak bölgeye gelsin, o bölgeden işleme gir. Boşluktan işleme girme. Bu Angus Reversal Mum'larda da aynı şeyi anlattım. Angus grafiğin her yerinde oluşuyor. Her yerinde oluşuyor. Biz sürekli işleme mi gireceğiz? Hayır. Belirlediğim bölgede kaliteli bir Angus oluşturursa işleme girelim. Belirlediğim bölgede oluşunca onu delil sayarım kendime. Reversal sayarım. Ama şurada ortada oluşmuş. Bana ne? Kitabın ortasında oluşandan. Ben hedeflediğim bölgeden oluşana itibar ederim. Her bölgede oluşana değil. Hatalarınızdan biri swinglere, son swinglere odaklanamamak. İkincisi kendinize uygun MTF'yi seçmemiş olmak. Benim MTF'm 30'da çiziyorum. Göremediysen bir 15'te daha ayrıntı bakıyorum. Ama 30'da çiziyorum genellikle. Bazen de grafik daha ise bir daha gözüme hoş gözükürse 1H'da. Ama ekseriyette 30M'de. 1-3M, 5M, 1-3-5M'de benim işleme giriş zaman dilimlerim. Hangisi o an hoşuma giderse, hangisinin görüntüsü ya da karlılığı benim için uygunsa. Çoğu zaman 1M, 3M. İşleme giriyorum. Bazı bölgelerden arkadaşlar, bazı test edilmemiş fresh bölgelerden emirle işleme girebiliyorum. Yani fiyat şuraya yaklaşırken, daha change off gelmeden buradan aşağı yönlü işlem alabiliyorum. Bu riskli emirle işleme girmek. Neden? Herhangi bir reversal, bir kanıt görmeden girdin. Veya mesela herhangi bir change off vesaire olmuyor da fiyat buraya geldiğinde SMT ya da uyumsuzluk oluyor. Change off gelmeden SMT ya da uyumsuzluk geliyor bu bölgede. Ya da işte Fibo'nun bir seviyesine denk geliyor. Öyle konfirmasyonlarla da girdiğim oluyor henüz change off gelmeden. Ama nereden? Yine test edilmemiş, belirlediğim arz ya da talep bölgesinden. O da change off'suz işleme giriş modelim benim. Ama hangi zaman diliminde? 1-3-5M'de giriyorum. 30M'de ana time frame'in 1-3-5M işleme giriş tam zamanım. HTF'de 4H'da 2H'da sadece kontrol ediyorum ya, grafiğin üzerinde görmediğim bir alan var mı? Daha iyi bir bölge tespit edebilir miyim? Ya da ne bileyim yani şunun üzerine çıkarsa ne? Akış ne? Bu. Aslında iki zaman dilimi üzerinden gidiyoruz. Diğeri sadece senin atladığın bir şey var mı? Onu görmen açısından önemli. Bunu belirlememiş olmanız, hangi time frame'de çizip hangi time frame'de trade edeceğini bilmemiş olmanız, iç yapı ve dış yapılara dikkat etmiyor olmanız. Bakın şu grafik karışık bir grafik mi arkadaşlar? Sizce? Yok hocam.
karışık. Olabildikçe kompleks bir yapı var. Bir yukarı gidiyor, bir aşağı gidiyor, bir yukarı gidiyor, bir aşağı gidiyor. Çok kompleks değil mi bu? Ya kompleks ama bölgelerin hepsini bildiğimizden dolayı. İşte ama bunu grafikte karşılaştığınız zaman afallıyorsunuz. Evet, mumlar olunca şöyle diyorsunuz. Sıkıntı oluşuyor. Şöyle diyorsunuz. Bu sefer çıkıyor, bu sefer gidiyor. Bu sefer şuranın likiditesini aldı. Grafikte okuduğunuzu, grafikte gördüğünüzü inkar ediyorsunuz. Görmüyorsunuz ya da bakmıyorsunuz ya da belirlemiyorsunuz ya da son simikleri. Hareketler arkadaşlar kar topu etkisidir. Küçük zaman diliminden başlayarak büyüğü etkiler. Şurada 1 dakikalıkta gelen bir change of ileride 5 dakikalı, ileride işte şurada ya da 1 dakikalıkta gelen change of sonra 5 dakikalı, sonra 15 dakika, sonra 30 dakikalı sebebiyet verir. Sonra 4 saatlik de change of gelir. Sonra en son 4 saatliğin testinden tekrar aynı 1-3-5 ana akım hareketler küçükten başlar, kar topu gibi çığa dönüşür nihayetinde. O yüzden seçeceğiniz işleme giriş zamanınız çok önemlidir. Bana kalırsa en önemlisi odur. Çünkü ana akımın yönünü, hedefleri, likiditeleri en ayrıntılı şekilde çizdiğiniz bakış açısı odur. Ana time frame niye önemli? İşleme gireceğiniz, çıkacağınız, hedeflediğiniz yerleri belirliyorsunuz ana time frame'de. Fake kırılımlara kurban olmanızın sebebi bu. Bilgisizlik değil, tez canlılık çoğu zaman ve grafik üzerinde alanları doğru belirlememiş olmanız. Umarım sizler için anlaşılmış olmuştur arkadaşlar.